Doğum bayramını kutluyorum. Umuyorum ki onlara bayram mutluluğunun yanında bir de böyle bir galibiyetle mutluluklarına biraz katkıda olmuşuzdur. Galibiyet demişken kolay bir galibiyet olmadı. Aslında kolay galibiyet alabilecek kadar iyi oynadık. Bir kısmı bizim solmuş eksikliklerimizden ama çokçası da adaletli ve dürüst olması gereken ya da gördüğünü çalması gereken hakemlerin maalesef maçı kazanmamamız için çok büyük bir çabasına rağmen herhalde ilahi adalet yine de tecelli etti diye düşünüyorum. Sezon başında plan ve program dahilinde 7. ve 8. haftalarda hem takım kadrosunun hem de takım olma olayının pekişmeye başlayacağını söylemiştik. Bugün sahada verdiğimiz görüntü sene içi bu şu ana kadar oynadığımız ve kazandığımız maçların ki iyi oynadığımız maçlar vardı, aralarında çok iyi oynadığımız maçlar da var ama bir takım olumsuzluklara rağmen direnç gösterme adına, çaba gösterme adına, maça asılma adına gösterdiğimiz görüntü bence her türlü övgüye layıktı. Futbolcularımı kutluyorum. Ligde bazı maçlar vardır. Çok daha önemlidir. Yani sadece 3 puan için oynamazsınız o maçları. Örneğin ilk maç. Sezonun ilk maçı her takım için önemlidir ve zordur. Sene içinde zaman zaman dönem dönem bazı maçlar diğer maçlardan çok daha fazla önem kazanır. Bu maç böyle bir maçtı. Bu maçı oynanması gerektiği gibi oynadık. Zaman zaman sıkıntı yaşadık ama maçı çok erken koparabilme pozisyonlarımız oldu. Çok daha rahat bir 90 dakika yaşayabilirdik. Her türlü dış olumsuz faktörlere rağmen. Mutluyuz. Kazandığımız için mutluyuz. Her geçen gün daha iyi olabileceğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz bugünkü görüntüden sonra. Bizim demin de söylediğim gibi sezon başı planımızda 7. 8. haftalarda yavaş yavaş netleşirdi bir takımın kurgusu olayı. Burada sadece sistem demeyeyim de ufak bir hatırlatma yapayım. Kaybettiğimiz ilk maçta özellikle futbolcuların, bizimki çok önemli, futbolcuların karşılaştığı çok olumsuz bir ortam oluştu. Ben bunu bir art niyet ya da herhangi bir şey olarak kesinlikle görmüyorum. Çünkü biliyorum ki Bandırma'da herkes Bandırma Spor'un bir üst lige çıkmasını istiyor. Ama şu unutulmamalı, sabır ve tolerans çok önemli. Çünkü biz yine yenileceğiz. Yani ileriki maçlardan bazılarında ya birinde yenileceğiz. Burada sadece Bandırma kamuoyunun naçizane ricam olumsuzluklarda da daha hoşgörülü ve daha pozitif yaklaşmalı. Çünkü geçtiğimiz yılda tekrar hatırlatıyorum. Bence sabırsızlık ve toleranssızlıktan dolayı bazı sıkıntılar yaşanmış. Yoksa o kadar büyük puan farkının kapanması mümkün değildi. Hak veriyorum insanlara, iki senedir tam umutlanıyorlar, bayram coşkusuna giriyorlar. Son anda olmuyor ama işte bitene kadar sabırlı olmakta yarar var. Benim naçizane isteğim bu. Hepinize teşekkür ediyorum. Hocam ben bir şey öğrenmek istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, bizim yediğimiz goller gibi bütün büyük takımlar gol yiyor, Galatasaray'da gol yiyor. Beşiktaş'ta zaman zaman gol. Yani bütün takım kazanmak için oynayan, oyunu önde oynamaya çalışan, karşı kalede oynamaya çalışan takımların yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi. Tabii ki çözüm yok, bu çözüm var. Bizim bugünkü o yediğimiz gollerde yanılabilirim. Eğer siz daha net gördüyseniz zannediyorum offside bilgisi geldi. Bilmiyorum ne derece doğru. İlk gol 5 metre. Bariz offside'di. Ben ilk golü biliyorum da ikinciyi tam göremedim. İkinci gol çok sınırda ama o da offside. Şimdi oyunu önde oynamaya çalıştığınız vakit savunmanızı öne çıkarmak zorundasınız. Yoksa takımın boyu uzar, öndekiler
ile arkadaki oyuncular 70-80 metre olursa bu sefer maçı kazanamazsınız. Ha şunu yapabilirsiniz belki. 1-0 öne geçtikten sonra kalenizin önüne yığılırsınız. Elinize ne kadar stoper varsa hepsini yığarsınız. 90 dakika kan kusa kusa. Benim futbol felsefeme de uygun değil. Açıkçası o şekilde uzun bir lig maratonunda başarılı olunacağına da inanmıyorum. Futbol oynamanız lazım. Karşı takımdan daha iyi oynamanız lazım. Daha güçlü olmanız lazım. Ben yediğimiz gollerde savunma hatasından ziyade bir iki timing hatası oldu ki Gökalp'le konuştuk. Ki bugün çok başarılı oldu. Sezon başından beri ilk kez lig başında oynuyor. Geçen hafta yarım devre oynadı. 50 dakika oynadı. Onun verdiği sıkıntıları yaşadı. Yani maç eksikliği sıkıntısını yaşadığını söyledi timinglerde. Bu da çok doğaldır. Ben savunma problemimizin olduğuna katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Savunma problemi ne zaman olur? Rakibe net olgun atak şeklinde pozisyon verirsiniz. Savunma problemi ama 40 metre, 50 metre uzaktan atılan top stoperinizin, defans oyuncunun arkasına sarkıyorsa ya bu gol oluyorsa ya da gol pozisyonu oluyorsa burada bireyseldir. O zamanlama hatası ya da duruş hatasıdır. Ha, gidilmeyecek şeyler de değil tabii ki. Çalışacağız. Söylediğim gibi bugünkü görüntümüzü geliştirerek bu ligin en iyi takımı olma iddiamızı sürdürüyoruz. Teşekkürler.